Cennetim onam hem de devletim otam. Asosiysi joynamozlari da cennetim onam hem de devletim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari. Shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiq al-va'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitra." Har bir bola, Rasululloh aytadilar, aslida har bir bola tabiatan sog'lom, musulmon tug'ilgaydir. Ya'ni islom fitrati bilan dunyoga keladi. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Keyin ota-onasi uni istasa yahudi qilgaydir, istasa nasoro qilgaydir, istasa majusi qilgaydir. Har birta tug'ilgan bola qaysi millat vakili bo'lishligidan qat'i nazar, ota-onasi qaysi din, qaysi millat vakili bo'lishdan qat'i nazar, musulmon bo'lib tug'iladi. Islom tabiati bilan tug'iladi. Kamasalil bahimati tuntajul bahima hal taro fiha jad'a. Payg'ambarimiz aytadilar, xuddi kamchiliksiz tug'ilgan hayvon bolasining dumi, qulog'i yoki shoxini qirqishgandek, birorta buzoqni qulog'i yoki dumi kesilgan holda tug'ilganini ko'rganmisizlar? Hayvon tug'ilsa sog'lom tug'iladi. Keyin uni odamlar dumini qirqiydi, qulog'ini qirqiydi yoki shoxini kesadi. Xuddi shunga o'xshagandek, tug'ilgan farzand pokiza islom tabiatida dunyoga keladi. Keyin ota-onasi nima qilsa, shu ota-onasi qiladi. Nasroniy qilgan o'zi, majusiy qilgan o'zi. Demak, tug'ilgan chaqaloq o'zini yaralishida 100% shariatga muvofiq holda tug'iladi. Ammo otalar kimidir mana shu pokiza fitratida saqlab qolib, iymoniy tarbiya bilan uni yuksaltiradi. Endi kimdir uni kufr yoki ma'siyatga tortib ketadi. Hadisda e'tibor bergan bo'lsangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudi qiladi, nasroniy qiladi, majusiy qilib yuboradi dedi. Musulmon qilib yuboradi demadi. Nima uchun? Chunki o'zi tug'ilishidan o'zi bu musulmon bo'lib dunyoga keladi. Chunki fitrat, tabiat Alloh taolo bergan islom fitrati edi. Astaydu billah fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrat Allohi allati fatara an-nas alayha. La tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Bas ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, o'zingizni doimo to'g'ri bo'lgan dinda, islomda tuting. Alloh insonlarni yaratgan tabiiy xilqatni saqlangiz. Allohning yaratishi o'zgartirilmas. Eng to'g'ri din mana shudur. Lekin odamlarning ko'plari buni bilmasdir. Bola dunyoga keldi, aql hushini topdi, to balog'atga yetgunga qadar shu farzandni har bitta so'zi, har bitta sakanoti harakatiga otasi mas'ul bo'ladi. Chunki bolani bir ko'chatga o'xshatdik, ekib qo'ysangiz o'saveradi. Qarasangiz ham o'saveradi, qaramasangiz ham o'saveradi. Xuddi shunga o'xshagandek bolani topib ko'chaga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz o'saveradi. Qarasangiz ham o'sadi, qaramasangiz ham o'sadi. Imom G'azzoli shunday deydi: yosh bola otasi ota-onasining qo'lidagi omonat. Yosh bola ota-onasining qo'lidagi omonatdir. Uning qalbi pokiza gavhar kabi bo'ladi. Agar u yaxshilikka o'rgatilsa, yaxshilikka odatlantirilsa, mana shu narsa bilan ulg'ayadi va dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Agar yomonlikka odatlantirilsa, xuddi hayvonlar kabi o'z holiga tashlab qo'yilsa, baxtsiz bo'lib katta bo'ladi. Ikki dunyoda shaqovat ketishadi. Endi hayvondan maqsad uni semirtirib sotish. Endi odamdan chi uni maqsad yegizib katta qilib qo'yishlik emas-da, ho'kizdek qilib.
Ota ona yiyişige, içişige, kiyimige kançalı etibar bereyken bosa, takaslap karasız, terbiyesige etibar bereyken yine. Değerli içkin, karamayken de bu kaladı. Gerçekte tügadı mı? Yok tügadı mı? Olduğundan hareketini kılamız. Yok tügadı, göç tügadı, başka nasıl? Ama terbiyesi bilen, buradalar işimiz yok. Hani köşe köyde bir tıpalasan, bir esini tanıgen, tanımagen, bolla şuna kadar yapılardı, yapıradı. Üyetkeniğinden kızarıp getirsen. Kayadan oldu şu yaptı bollar. Hiç kaçan otasından yok ki onasını örgen gelmez. Kayadan oldu. Köşeden oldu. Köşeden oldu. Bu otası var mı bunu? Eğer bolsa ne kılıyor yürüp de degen sovaltı kuladı öz özü de. Burada Allah, yoş bola, bolalık devrede kalbi oppa var diye buladı. Muallimler hakkında ders kıyanımızı etkenmiz. Muallimler cüdahın bir yelkelerde katta bir masuliyet, omonat bor. Ular kollarındaki kalemleri bilen oppok, varakka okşagen, yoş bolalarını kalbige özleri hohlagen nakışını çizeler. Sizi bolezge terbiye verirken adam kolu tekkiz bosa, nakışta çıralı çizse, çıralı bir surat çıkadı. İlla, mende hık koyadı, oğlaz minese çıkadı. Şunun için buradalar, farzantlarını terbiyeye verirken, ata analar, kayakka verirken ilet bir kara koyular. Balagat yetmeyen farzantlarını uzak yurtlarga, Allah'ını tanımaydıken, din diyanattan uzak bugün yurtlarga, dinsizlerde koluge terbiyeye yönetirkenler, hoşyar buluyorlar. Çünkü ettik, farzant hala balagat yetmezden durur. Aytgan sözüge, kıyan işige ota mas'ul bo'ladi. Falancaya borsa tilda o'rganadi. Falancaya borsa dünyavi medeniyette o'rganib keladi. Yaxshi. Yaxshi o'rganishlik kerak. Ama ondan avval nimani o'rgatishlik kerak edi. Musulmon ota birinchi o'rinda Allohni tanitardi farzandiga. Payg'ambarini tanitardi, dinini tanitardi. Undan keyin boshqa narsani ta'lim berish kerak edi. Ama ayrim holatlarda umuman özü atana da din yok. Bu hem yetmegendik, özüne dinsiz boyan yetmegendik. Umuman kafir boyan, Müslümanlar gibi bir türüş tutmuşu, tezker boyan adamladı koluya, yaş balasına abarıp tavşırı koyardı. Ne mi balar denir bu balar? Demek buradalar, insan bolası tırık iken, terbiyede koyan hataların tuzlaştıkça, hala imkaniyat var. Hali tirik ekanmiz mi? Tarbiya qilish imkoniyatimiz bor, fursatimiz bor. Faqat mana shu narsaga bir diqqat qilaylik, e'tibor beraylik. Bir oy sabr qilasa Ramazon o'tib ketadi. Bir oy sabr qilsa o'tib ketadi. Ha bir boring bir 5 kun sabr qilasiz, haj amallari ham o'tib ketadi. Ammo bola tarbiyasiga juda bir uzoq vaqt sabr kerak bo'ladi. Sabri yo'q odam bola tarbiyasi bilan shug'ullana olmaydi. Bugünkü dersimiz buradalar, 5. ders böyle yaptı. Bugün ahlaki terbiye hakkında yaklaşalımız. Avvalki derslerimizde imani terbiye hakkında söz alıp vardık. Müslüman atağına, bolasıya birinci navbette örgü çıkarıp olgenlerse bu Rabbisiydi. Peygamberini tanıtış gerekiydi. Rabbisini ve peygamberini hem anasından avval yaş görüş gelirliğine örgü çıkarıp gerekiydi. Avvalki derslerde malum oldu. Otalik ülken mas'uliyet eken. Mana endi ahloqiy tarbiya haqida söz yürütemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşkenlere de maddin. Din ne mi? Resulullah cevap verdiler. Husnul huluk. Başka hadislerde al-imanu husnul huluk dediler. Din güzel huluk. İman güzel huluk. Eğer buradalar ahlak kötarılıp geçse adamlar arası da din kötarılıp geçerli. Ahlak yok olsa, din yok olmalı. Bunca dalalat kıladiyen hadisler cüda hem kör. Haddi misal, zor Kur'an oku veriyen bala buluşu mümkün. Ama ahlak çatak olsa, hiç kim buna kadar buluşu talemeydi. Koy dedi, hulk çatak eken bana dedi. Şimdi, bu yetekendeki cahil buluşu mümkün ibadattan, bak itaattan uzak. Lekin hulkı çıralı olsa şu adam yakış görür orada hem de. Demek buradalar, din, bu güzel huluk. Eğer
axloq ko'tarilsa, hamma xayriyatlar ko'tarilib ketadi. Har bir musulmon ota o'zini farzandiga go'zal xulqlarni o'rgatishligi lozim bo'ladi. Sahl ibn Abdulloh Tustari shunday deydi. Bu kishi bir ulug' orif olimlardan bo'lgan. 3 yoshli bola ekanman, kechqurun uyg'onib, tog'am Muhammad ibn Sivorni qiyomillayilda turganiga guvoh bo'lib qolardi. 3 yashar bola. Kunlarda birida tog'am menga seni yaratgan zotni eslamaysanmi? Zikr qilmaysanmi dedi. Qanday qilib zikr qilaman? Tog'am aytdi, to'shagingga yotib tilingni qimillatmasdan 3 marta Allohu ma'i, Allohu nazirun ilay, Allohu shahidi. Alloh men bilan birga, menga qarab turibdi. Alloh mening guvohim degin. Tilingni qimillatmasdan. Tilingni qimillatma. Diling bilan aytib qo'ysang bo'ldi. Men bu ishni 3 kecha qildim, so'ngra tog'amga aytdim. 3 kun aytdi, odob bo'lib qoldi. Tog'am endi shu so'zlarni 7 martadan qaytar dedi. Buni ham qaytardi. Yotadi, tilini qimillatmasdan 7 marta Allohu ma'i, Allohu nazirun ilay, Allohu shohidi. Alloh men bilan birga, Alloh menga qarab turibdi, Alloh mening guvohim. 7 martadan aytdi, tog'asi 11 martadan aytdi dedi. Oz-ozdan, sekin-sekin, lekin davomiy. Oz-ozdan, sekin-sekin, lekin davomiy. U kishi aytadi, 3-chi kechada deydi, mana shu 11 martadan aytayotganim 3-chi kechasida meni qalbimga zikrning muhabbati kirib qoldi. Alloh bu muhabbatni bergandan keyin inson endi bu zikrdan ajralmaydi. 1 yil o'tdi. 11 martadan aytib yurdi bu kishi. Tog'am aytdi, qabrga kirguningcha men o'rgatgan narsada davomiy bo'l. Chunki bu narsa senga ikki dunyoda foyda keltiradi dedi. Shu kalimalarni aytib yuraverdim, zikrni halovatini qalbimda doim ekanligini ko'rdim. So'ngra tog'am aytdi, "Ey Sahil, Alloh kim bilan birga bo'lsa, Alloh kimga nazar solib turgan bo'lsa, Alloh uning shohidi bo'lsa, bu kishi gunoh qiladimi?" dedi. Alloh sen bilan. Alloh qarab turibdi. Alloh guvoh senga. Shuni his qilsang, gunoh qilasanmi? Gunohlardan ehtiyot bo'l dedi. Qaytaramiz. Ozgina tartibli, lekin davomiy bo'lgan ishdan natija bo'ldi. Biz bir kayfiyatimiz kelganda bir narsalarni o'rgatamiz, o'tirib olam. Duo o'rgataman. Ikkita duoda shart o'rgatasiz. Bu 4-chi kun yo'q. Shuning uchun Alloh taologa mahbub amal qaysi edi? Ozroq bo'lsa ham davomli bo'lgan edi. Qarang uslubni. Tilingni ham qimillatma bolam deyapti. Tilingni ham qimillatma deyapti. Lekin asta-sekinlik bilan bu narsa o'zini samarasini berdi va mana shu iymoniy tarbiya sababli Sahl ibn Abdulloh ulug' orif olimlardan bo'lib yetishdi. Hayot birodarlar faqat iymon bilan salohiyatli bo'ladi. Juda ko'p ulug' insonlarning so'ziga quloq solsangiz hayotda bir ma'lum bir martabalarga erishgan odamlarga quloq solsangiz, meni shu holatga yetishimga otam sabab bo'lgan deydi. Yoki onam rahmatli shunday bo'lishimga sabab bo'lgan. Kimidir tog'asi, kimidir amakisi. Kimdir sabab bo'lgan. Shu odamga shunaqa tarbiya berishlikni tog'asi, onasi yoki xolasiga Alloh diliga soldi. Agar siz qalbingizga farzandingizni, ukangizni, jiyaningizni yoki shogirdingizni tarbiya qilishlik degan narsani Alloh joylab qo'yibdimi? Allohning katta fazli marhamati bo'libdi sizga. Qaytarib aytamiz. Bitta farzandga tarbiya berishlikni Alloh qalbingizga ilhomini solib qo'yibdimi? Alloh sizga katta fazlini ko'rsatibdi. Chunki aytib o'tgan darsimizda alhamdini o'rgatib qo'ying. Alhamdini o'rgatib qo'ying. Umri davomida necha ming marta o'qiydi, necha million marta o'qiydi. Sizga ajr bor. Iymon, axloq. Qaranglar, hali biz aqliy tarbiyani gapirmadik. Jismoniy tarbiyani gapirmadik. Ruhiy tarbiyani gapirmadik. Biz faqat iymoniy tarbiyani gapirdik, mana endi axloqiy tarbiyaga o'tdik. Insonni hayotda boshqarib turadigan narsa iymon bo'lmasa, bu odamdan lubo'y narsani kutsa bo'ladi.
İmanlı adamdan yaxşılığını kütse boladı. Ama imandan uzak adamdan lübünesini kütse boladı. Eğer hayatta kişini isteklerini, hoşçlarını çeker alıp duradığı narsası olmasa, onu insafke çakırıp duradığı bir ölçü alıp olmasa bu katta musibet. Ama eğer imanı olsa insanla, iman onu hoşçlarını çeker alıp duradı. Hoşçlarını çeker alıp duradı. Eğer kişide iman olsa, yaşlı giden sindirilse bu iman, Allah'dan korkadı. Burada hakkını yemeydi. Adamdaki zulüm kımıydı. Kaçandan örgütülse, yaşlı giden örgütülse. Bu ne adamla muamla kılış, insanın huzur bağışlıydı. Şimdi elbette imanlı, etikadlı bugün adamlarda arasında yaşayış bilen, iman etikattan uzak bugünlerde arasında yaşayışlıydı elbette katta farkı var. Üçte nesaki işlenmeye durup, bir insanda ahlak bulmasakken. Üçte nesaki etikad kılmeye durup, üçte nesaki işlenmeye durup, insan ahlaklı bulu almasakken. Neme o nesada? Birincisi, Allah'ın varlığı işlenişliği gerek. Ölgenden keyin, abadi hayatını varlığı işlenişliği gerek. Ölümden keyin, hesap kitabını varlığı işlenişliği gerek. Mumun adam da buladı da gene ahlak buladı. Demek kişi Allah'a işlenmese, ölgenden keyin hayat borligi işlenmese, ölgenden keyin hesap kitap borligi işlenmese, bu adamda ahlak bu muydu? Ahlak bu muydu? O korku buladı. Korku, ştıraptan ya ki cezadan, kamadan korkup durup insan tiyledi. Ama bu iki üç tanesi yetkat kıyken adam da gene ise hakiki hulk. Çünkü hiç kim körmeyen cadiyen bu. Bir kıl yuralıydı. Ahlak tarif hakkı da şimdi deyildi. Ahlak evvelde meşakkatli oladı. Keyin vakt ötüşü bilen rahat gelenedi. Taharat kılıç başı da kıyım bu yana. Bak taharat yap gidirse su kütarıp kılıç nakulü o yana. Ahlak, avvalı da meşakkat buladı, ama keyin rahat gelenedi. Namaz okuşluk, meşakkat buyan, keyin rahat gelendi mi? Rozu tutuşluk, avvalı da meşakkat buladı, keyin rahat gelenedi mi? Zakat verişlik, kıylanıp topken polisden, avvalıya kıylanı yürüp veresiz. Ve zakat verdiği mi? Yok, bemiysen, baysan, başıda kıylanıp veresiz, ama keyin bereyken de kanal buladı. Demi buradalar. Bağlarımızın hulkunu, ahlakını yaşlı giden örgütsek, başı da az yine meşakkat oladı. Keyin huzur yaylanıp oladı. Demek ki kayda, izlep olamız, ahlak avvalı da meşakkat oladı, ama keyin bu huzur yaylanır. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve salat, sabır ve namaz bilen medet soranlar, albatta o namaz okuşluk, ağır iştir. Magar Rabbilerden korkadigen kişilerge ağır emezdir. Namazını Allah Teala ağır işte yaptı. Sizden selam namazda ağırlıyım. Namazhanlar sizden namazda ağırlıyım. Nemege siz miydi? Çünkü ahlak kaylanıp oldu da bu. Aksinçe namaz okuyamazsız yüreği sıkılıp kaladı. Şu an ötüp gitti. Asır ötüp gitti yaptı. Şimdi namazda bir para var mısınız? İkide namaz kaza oldu. Farkı bu mu yaptım üçte namaz? Demek ki hala namazsız için ahlak kaylengeni yok. Elbette namaz ağır neresi de yaptı Allah Teala. Fakat ahlaklı bugün, sabırlı bugün, Allah'dan korku diyen kişilerde meşakkat imez. Soruyor özünüzden, namaz okumayı kıylenemem mi yok mu? Kıylenemiz mi yok mu? Avalıda kişi günahtan Allah'dan korkup özünü tiyse, ahlak derecesi kötürülgenden ki nefretlenip tiyil. Yigit közünü köçede ötüp yeteyken ayrımır körünüşlerden mecbur kılıp tiyadı, kıyım buladı başıda. Ama keyinçelik köz öz özüden kayıt uğradı. Haram bugün mecliste türüp geçtik, avalıya kıyım buladı içkiliyle bu mecliste. Ama keyinçelik bu ahlak derecesi kötürülse, ikkilemesen şart türüp getirdi. Yalan yapıp durup,
qo'lidagi molini zo'r pulga o'tkazish imkoniyati bo'lib turgan paytda avvaliga qiylanib bu narsaga amal qilgan bo'lsa, keyinchalik ikkilanmaydi. Mana ishni qilaylik, moncha foiz foyda qolar ekan desa, o'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki nima bo'ldi bu? Axloq darajasi ko'tarildi. Qaysi gunohni osonlik bilan tark qilayotgan bo'lsak, demak, mana shu narsa biz uchun axloq darajasi ko'tarildi. Endi qaysi narsadan o'zimizni qiyinchilik bilan tiyayotgan bo'lsak, demak, hali bu nima bo'lmadi? Axloq darajasi ko'tarilmadi. Insonlardagi tabiatlar, xarakterlar. Agar palonchi iymonli bo'lmaganida, mash xarakter bilan juda rasvo odam bo'lardi, chunki xarakteri chatoq shu odam. Shu iymon bor, iymon ushlab turibdi buni deb qo'yasiz. Odamlardagi xarakterlar. Uhud tog'onidan jilibdi desa ishoninglar, o'zi jilmaydi. Ammo bir odamni sajiyati, xarakteri o'zgaribdi desa ishonmaylar deydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shijoatli, quvvatli bir o't odam bo'lgan xarakteri islomga kirganda ham shulgacha qoldi. Faqat islom tarbiyaladi. Usmon ibn Affon halim, muloyim odam edi. Islomga kirganda halim, muloyimligicha qoldi. Islom tarbiyaladi. Hammamizning xarakterimiz birodarlar, sajiyatimiz har xil. Ammo mana shu xarakterlar islom bilan tarbiyalanmasa, insonni halokatga olib boradi. Ayrim kishilar bo'ladi, mana nafs ulamolarining fikriga ko'ra, odamlar 4 xil tabiatli bo'ladi. Sajiyatini turlari. Birinchisi asabiy deylar ekan arab tilida, bu kuchli tabiatli insonlar, liderlik xususiyati bor. Bu bunaqa tabiat egasi agar unda iymon bo'lmasa, hukmron bo'lishlikka doim intiladi. Boshqalarni bo'ysundirishlikka, ularga qahr ko'rsatishlikka moyil bo'ladi. Agar iymon bo'lsa, uni boshqaradi. Agar mana shunday kuchli tabiatli insonni iymon jila olmasa, birodarlar, yer yuzida zulm zo'ravonlikni tarqatib yuradigan odam bo'ladi. Ikkinchi toifadagi insonlar shahvoniy tabiatli kishilar. Buni odam o'zini shahvatiga to'liq bo'yinsungan odam bo'ladi. G'ami xotinlar, g'ami zino, fahsh, safo, g'ami ovqat. Ikkinchi toifa demak, shahvoniy kishi o'zini nafsi nimani xolasa shuni qilaradigan odam, shahvatiga berilgan odam. Uchinchisi bu mana shu nafs olimlarining so'zi, shaytoniy tabiatli kishilar bo'ladi. Bu odamlar kimlar? Odamlarga aziyat yetkazishlik bilan ovora. Shundan huzur oladi. Odamlar orasiga rahna solsa, gap tashsa, mushkula paydo qilsa, vaholanki mana shu ishdan foyda yo'q unga. Endi ikkita konkurrenti bir-biriga urushtirib qo'ysa, tushunarlik, bu yerda o'zini biznesini yuritadi. Ammo bu shunaqa odamki, odamlarning o'rtasiga nizo solib yuradi, shuni o'zidan huzur oladi. Uni orqasidan bunga hech qanday manfaati yo'q. Bu shaytoniy tabiatli kishi. 4-chi toifa bu tentek tabiatli kishi. Bu o'sha odamki, bor ham yo'g'i ham bir xil bo'lgan odam. Bor bo'lsa borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi. O'zini mustaqil fikri, mustaqil o'rni yo'q hayotda. Ko'pchilik nima desa biz ham mash eng yomoni mash. Xususan o'g'il bolaga shunday bir yarashmaydigan narsa. Noto'g'ri bo'lsa ham o'zingni fikring bo'lsin. Buzuq bo'lsa ham o'zingni bir tushunchang bo'lsin. Chunki tushunchang buzuq bo'lsa tuzatsa bo'ladi, znaчит bor ekan tushuncha. Noto'g'ri bo'lsa ham fikring bor ekan, demak tuzatsa bo'ladi. Agar umuman shu narsa yo'q bo'lsa-chi? Demak, 4 xil tabiatga bo'ldi nafs olimlari. Birinchisi nima oldi? Kuchli tabiatli kishilar, liderlar. Ikkinchisi shahvoniy tabiatli kishilar, faqat o'zini shahvatiga qarab yuradiganlar. Shaytoniy tabiat kishilar, odamlar orasiga faqat rahna soladigan odamlar. To'rtinchisi tentek odamlar. Haqiqiy mu'min kim? Bu shunday kishiki, yonidagi kishini foydasini o'ylaydi. Haqiqiy mu'min yonidagi birodarining foydasini o'ylaydi. O'zini foydasi qolib ketsa ham. Birinchi toifadagi odam, agar islom uni tarbiya qilmasa, bu odam tiriklayin o'lik hisoblanadi. Bu musibat. Ikkinchi toifa odam, shahvatiga berilgan odam. Bu odam o'zini halokatga solishligi aniq.
Üçüncüsü, şeytani tabiat kişi, bu tamami mücrüm, yürgen türgeni musibet. Törtüncüsü, bu adamı bağırıyam, yoğuyam, bakılalım. Ama bana şu törele tabiatı kişini, İslam, iman, suğu bilen suğarılsa, iman bularını raya kısa, hammasi törelesiyem hayriyet mecmuası gelemedi. Törelesiyem. İmam Azam rahmetullahi aleyh, bir koşnusu var idi. Keçesi bunun okulamasından aşırı açıp çıkardı hali koşnusu. Aşırılası ne miydi? Beni zayi kılıçtı, beni zayi kılıçtı, kendi iyi gitti zayi kılıçtı ya. Keçesi bunun aşırı açıp çıkardı. İmam Azam rahmetullahi aleyh hakiki mumun idi. Koşnusuna aziyetliği, azarlığı sabır kılar idi. Ettiği kişideki en asası inerse iman olsa, onu çekerilip duradığında iman buladığında olsa, hayriyet mecmuası gelenedir. Koşnunu aziyetliği sabır kıl yaptı. Hazır bilesler konu koşnularda muamalalar, kanaka buluyken, buradalar. İmam Azam sabır kılar idi. Sabır kılar idi. Bir günü şu koşnu hafız yiğit, bir cinayet kılıp mırşatladı koluyu şu kaladı. Kamak koyadı. İmam Azam koşnusudan haber topup mırşat konuya bağırdı. Koşnusudan hakkı bağırdı. Çünkü et yapız İmam Azam mı iman cevap duradı. Koşnusunun hakkı bağırdı İmam Azam'da. Bağırdı mırşat İmam Azam'daki adam mı kegenliğini körüp hurmatıdan çıkarıp bağırdı. Çıkarıp apketi yatıp koşnu ne dedi hali git yakarıp. Meni zoya qilishdi, qanday yigitni zoya qilishdi deysan, biz seni zoya qildikmi dedi. Demek kishida axloq bo'lsa, iymon bo'lsa, xayriyat majmuasiga aylanadi. Agar kishi axloqli bo'lsa, mu'min bo'ladigan bo'lsa, tijoratda ham maza qilasiz uni odam bilan. Safarda ham maza qilasiz. Qo'ni qo'shnichilikda ham, so'zingizga ham quloq tutadi. Xayriyat majmuasiga aylanadi. Din bu hulq. Din ato qilishlik. Din kechirimlilik. Din xushmuomila. Din bag'ri kenglik. Agar din odamlarning hayotiga kiradigan bo'lsa, holat juda ham chiroyli bo'ladi. Birodarlar, mana ommaviy axborot vositalarida har tomonlardan mana tarqalayotgan xabarlarda eshitib qolamiz. Diniy ixtiloflar, diniy ekstremistlar, qotilliklar, birodarlar, dinga hech qanday aloqasi yo'q. Dinga hech qanday aloqasi yo'q. Din hozir biz aytgan axloq, ato, bag'rikenglik, kechirimlilik. Shu ishni qilayotganlar musulmonlarni va dinni yomon ko'rsatishlik uchun musulmonlik kiyimini kiyib olib shu ishni qilyapti, vaholanki bu narsani islomga hech qanday aloqasi yo'q. 38 juma gapirdik. Nimani gapirdik? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat degan mavzuda darsni. Eshitdinglar? Rasululloh jang maydonida rahim shafqat ko'rsatyapti. Rasulullohga aziyat berganlarga rahim shafqat ko'rsatyapti. Kechiryapti ularni. Bizga atrofimizdan islomimizni qora qilib ko'rsatayotganlarda hamma gaplari bu tuhmatdan boshqa narsa emas. Odam o'zining farzandlariga o'zida bor narsani yaxshisini berishni xohlaydi. Uyqu beradi, joy qilib beradi, ammo ota-onani o'zining farzandlariga berishi mumkin bo'lgan eng afzal narsasi bu güzel xulq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar: "Ma nahala validun waladan min nahlin afzala min adamin hasani." Bu İmam-ı Tirmizi'den hadis. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar: "Ota yoki ona o'zining bolasiga chiroyli odobdan ko'ra afzalroq narsani bera olmaydi." Chunki chiroyli odob birodar farzandingizni ikki dunyoda saodatga yetaklaydi. Chiroyli odob birodarlar farzandingizni jannatdagi martabasini ko'tarishiga sabab bo'ladi. Chiroyli odob birodar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qiyomatda farzandingiz yaqin turishiga sabab bo'ladigan ish. Ammo siz qilib berayotgan dunyoda 3-4 so'm puli, dunyoda latalutasi qiyomat kunida hisob-kitobda og'ir bo'lishiga sabab bo'ladi. Biz nimasini qilib berishlikka ko'proq tushar bilyapmiz. E'tibor beraylik. E'tibor beraylik.
tarbiyalik, ahlaklı bolanı birodarlar dünyada pulu bilen, dünyada boyligi bilen ölçüp bo'lmaydi. Zamonamizdagi filosoflardan birining so'zi bor ekan. Diqqat qiling. Agar seni boling haqida odamlar yomon gapirishayotgan bo'lsa, demak sen haqingda yomon gapirishyapti. Agar odamlar seni boling haqida yomon gapirishayotgan bo'lsa, bilginki sen haqingda yomon gapirishyapti. Kimning bolasi bu? Seni boling. Shuning uchun otangga rahmat deyilyaptimi bolangizga? Yoki padaringa la'nat deyilyaptimi? Maqtovam sizniki, so'kisham sizniki. Ota o'zining bolasiga chiroyli odobdan ko'ra afzalroq narsani bera olmaydi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaranglar, darsimizning nihoyasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoga ko'tarildi. 7-chi osmon ustiga ko'tarildi. Nima bilan? Mana shu go'zal xulqi bilan, go'zal adabi bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ma hadal adab? Ya Rasululloh, sizdagi bu adab ne kadar güzel adab deyişti. Payg'ambarimiz aytdilar, addabani robbi fa ahsana ta'dibi. Robbim menga adab berdi ve adabimni chiroyli qildi. Qur'ondagi qissalardan biriga murojaat qilamiz. Yusuf alayhissalom qissasi. Yusuf alayhissalom qissasi Qur'ondagi eng güzel qissalardan. Eng huzurbaxsh qissalardan. Bu qissa undan hammamizga xabarimiz bor. Avval Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashdi, qamoqqa tashlashdi. 22 yil o'tdi. Quduqdan chiqdi, qamoqdan chiqdi, tuhmatdan qutulib, Misr mamlakatining vaziriga aylandi. Oradan yillar o'tdi, akalari bo'ynini egib, Yusuf alayhissalomni o'ldirishlik niyatda bo'lgan akalari bo'ynini egib, Yusuf alayhissalom oldida turishdi. Mana endi ta'na qilishga, malomat qilishlikka haqqi bormi? Aytinglar, qamoqqa tashlashdi, suvga tashlashdi, quduqqa. Qaysinisi xatarliroq edi? Qiyinmi shunchalik javob? Quduqqa. Chunki qamoqda havo bor, yer bor, ovqat bor, hayot bor. Ammo quduqqa tashlaganda uni o'limga ro'bar qildi. Kimlari? O'zini jigarlari, o'zini akalari. Yusuf alayhissalom ularni ustidan g'olib bo'ldi. Bo'ynini egib turishdi. Nima dedi shunda? Ya birodarlar, bu qanaqa xulq bu? Bunday qarab turib, "Ha? Keldinglarmi? Esingizdami?" desa yetar edi. Qildimi shu ishni? Nima uchun qilmadi? Chunki Alloh taolo odob bergan payg'ambarlardan edi. Astag'fir billah. Wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badr. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi. Meni zindondan chiqardi. Endi qarang. Shayton men bilan og'a inalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni cho'l sahrodan Misrga eson omon keltirdi. E'tibor bering, quduqni eslatmadi. Quduqni gapirmadi. Akalarini yuziga solmadi. Gunohni eslatmadi. Yana yetmaganidek shaytonga tun gap qo'ydi. Bular haliga jahl usta qilib qo'ymagan edi, to'satdan bo'lib qolmagan edi, rejalashtirishib, maslahatlashib turib olib tashlagan edi. Bu qanaqa axloq, birodarlar? Hozirgi aqllar mana shunday bir bag'ri kenglikda, kechirimlilikda, mana shunday xulqda qabul qila oladimi? Biz tezroq jazora olishlikka, tezroq o'rni kelsa javob berib olishlikka shay turadi qo'limiz. Nimadan bu? Dinimizdan, xulqimizdan uzoqlashib ketayotganligimiz alomati. Aka ukasini kechirmayapti hozir. Aka ukasini. U boshqalarga qo'ying. Shayton men bilan og'a inalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin shunaqa ishlar bo'ldi, deyapti. Akalarga to'ngamayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka fathida Abu Sufyon ibn Harb bo'ynini egib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 21 yillik dushmanlik qilgan. Rasulullohni urug'idan edi. Birinchi bo'lib payg'ambarimizga ko'mak ko'rsatish kerak edi. Uhudda payg'ambarimizni 70 ta sahobasini shahid qilgan edi. Mana bo'ynini egib turibdi. Rasululloh 21 yillik dushmanini eslatdimi dushmanchiligini? Eslatgani yo'q. Nima dedi? Ya Abu Sufyon, sen uchun Allohdan o'zga iloh yo'qligiga
güvahlik veriş vakti kemedi mi dedi. Abu Sufyan mı dedi. Vallahi ey Muhammed, ne kadar rahimliysen, ne kadar keremliysen, ne kadar karındaş parvarsan, ne kadar hikmetliysen. Ana ahlak buradalar. Ahlaklı kişi onu öldürüş için kudukka taşıyan kişinin yanı av kılaladı. Ahlaklı kişi 21 yıllık düşmanlık kıyan kişinin av kılıçlıkça imkan taptı öz eden. Allah subhanahu wa ta'ala eşliyen maruzalarga amal kılıp hayatımızda tatbik kılıp farzantlarımızı tatbik kılıçlıkça hamamızga tavfik veriyen olsun. Akulu kavli hada. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.